Herkese merhaba. Bu videoda Excel'de aranan bir kelimeyi cümle içinde bulmaya göstereceğim. Bunu nasıl yapacağız? Hangi fonksiyonlardan faydalanacağız? E-sayısı diye bir fonksiyonumuz var. Onun içinde bul fonksiyonunu beraber kullanacağız. Eğer zaten biliyorsunuz, onu anlatmama gerek yok. E-sayısı ne işe yarıyor? De, yani herhangi bir sayıysa hücre içindeki değer doğru sonucunu veriyor. Bul'da daha önceki videolarımda vardı. Yine yukarı bir link koyarım. O videoları da izleyebilirsiniz. Bir metin değerini bir başkasının içinde buluyor. Ama büyük küçük harf duyarlı olarak buluyor. Bir de mbul var. O büyük küçük harf duyarlı olmadan buluyor. Aslında onu kullanmanız daha mantıklı ama ben bugün ikisini de kullanacağım. Şimdi bir cümle sütunumuz var. Burada bir metin var burada. Yani metin içinde işte sayılar da var. Biz de bu E sütununda aradığımız kelime sütununda işte çeşitli kelimeler arıyoruz diyelim ki bu cümle sütununun içindeki metinlerde. Burada durumu yanlış diyor. Buraya formül gireceğiz. Şurayı silelim. Şunları siliyorum. Burada formül var zaten. Tüm işlemlerimizi burada yapacağız. Şimdi durumu sütununda formülümüzü girelim. Eşittir. E sayıysa ne işe yarıyordu? Eğer bir sayıysa doğru sonucunu veriyordu. Yani bu cümle içerisinde herhangi bir sayı varsa hata almamak için yapıyoruz aslında bunu. E sayıysa dedik iç içe formül kullanacağız. Bul formülü. Aç parantez. E3 neyi arıyoruz? E3'ü arıyoruz. Noktalı virgül nerede arıyoruz? Şurada arıyoruz. A3 hücresinde iki parantez açtığımız için iki parantez kapatıyoruz. Enter'a basıyoruz. Bakın yanlış sonucunu verdi bu. Yani bu E sayıysa ya doğru ya yanlış sonucunu veriyor. Yani burada sayı olmadığı için yanlış sonucunu verdi. Aradığımız kelime burada olmadığı için yanlış sonucunu verdi. Şimdi geliyoruz buraya eşittir. Eğer fonksiyonunu kullanıyoruz. Eşittir eğer aç parantez F3 pardon. F3 yani şurası eşittir doğruysa diyoruz. Mantıksal sınama yapıyoruz. Noktalı virgül. E3 shift artı 6 tuşlarına beraber basıyoruz. Çift tırnak. Çift tırnak. Yine shift ve 6 tuşlarına beraber bastık. Yazıyoruz şimdi kelimesi. Kelimesi. Cümle içerisinde. Burada da var diyelim. Çift tırnağı kapattık. Noktalı virgül. Yine çift tırnak. Değilse cümlede yok diyelim. Şöyle diyelim. Bu kelime cümlede yok. Dedik. Çift tırnak ve parantez diyelim. Enter'a basalım. Bir hata buldu formülde. Var. Daha sonra noktalı virgül var. Karakterle ilgili bir hata var diyor. Şurada birleştirden sonra sanırım bir çift tırnak, bir tırnak eksik evet şurada. Enter'a bastık. Evet.
bunu yanlış yerde yazdım. Şöyle yapayım ben. Evet. Cümlede yok. Bu kelime cümlede yok diyor. Şimdi bir tane de şeyle yapalım. Mable'la yapalım. Aslında aynısı. Şurada. Bul yerine Mable kullanacağım. Ne farkı var diyeceksiniz. Demin anlatmıştım. Büyük küçük harf duyarlılığı kaldırıyor. Evet, burada şimdi bunu da aşağı doğru formülü kopyalayayım yukarıdan. Evet, burada şunları aşağı doğru çekersek zaten otomatik olarak gelecek. Mesela proje yönetiminin ama önemi nedir? Benim aradığım kelime proje. Bakın burada doğru sonucunu verdi. Proje kelimesi cümle içerisinde var. Burası da otomatik geliyor zaten. Yani şuradaki mantıksal sınamaya göre buradaki açıklamayı otomatik olarak formülle getirmiş olduk aslında. Mesela burada da bir sayı geçiyor. 750 milyon diye geçiyor. Buraya mesela 750 değil de 1000 yazalım. Bakın bu sefer yanlış diyecek ve bu kelime cümlede yok diyecek. Niye? Eğer formülü girdik. Eğer F6 doğru ise işte birleştir E6 ile falan filan. Bini bu cümlede görmediği için yanlış sınamasını yaptı ve bu kelime cümlede yok dedi. 750 deseydik doğru sonucunu verecekti. Mesela burada bakın network geçiyor şurada. Şu network kelimesi geçiyor. Buraya da şimdi Ali yokmuş bunun içinde. Ali mesela. Buraya network yazalım. Büyük harfle yazalım bakın şimdi. Büyük harf network yazalım. Yine yanlış hatası verecek. Onu göstereceğim. Pardon, doğru. Doğru sonucunu verdi. Çünkü mable'la yaptım. Şunu bull'la yapsaydım bakın şimdi yanlış diyecekti. İşte bull'la mable arasındaki fark bu. Yani mable'ı kullanırsanız daha iyi olur. Hani büyük küçük harf duyarlılığını ortadan kaldırıyor. Şöyle doğru diyelim. Evet. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere.